Üçüncü celse. Açılma saati zevalden sonra 4.30. Reis, reis Sani, Celaleddin Arif Beyefendi, Erzurum Mebusu, Katipler, Haydar Bey, Kütahya Mebusu, Feyyaz Ali Bey, Yozgat Mebusu. Efendim, ekseriyet hassı olduğu Celsi açıyorum. Buyurun Cami Bey. Dahiliye Vekili Cami Bey Aydın Mebusu. Heyet muhteremenin tarafından fikrini istimzaç tarihiyle tevdi olunan 16 Mart'tan itibaren muahedat, ukudat, mukavelat, uhudata ait adli encimenin kanun layihası suretiyle harici encümenin layihası sureti heyetimizce alınmıştır ve bugün de heyetin nokta inadılarını arz edecektik. Fakat meclisin buna ait müzakeratın celidelerini Mütala ve bu hususta heyet icraini kat'i olarak noktayı nazar arz etmek üzere Celsi atiye talikına karar verdik ve onu talep ederiz. Hay hay sesleri. Doktor Masar Bey aydın Mebusu. Ufak bir şey arz edeceğim. Reis. Peki ama taklil okuyalım da ondan sonra. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, tarihi mütarekeden beri düveli itilafiye tarafından yer yer vak olan işgaller, tecavüzler, zulümler, katillerin birer birer tespitiyle Büyük Millet Meclisi tarafından protest edilmesini teklif ederim. 13 Mayıs 1306, meh 1336, Mehmet Şükrü Bey, Karahisar sahip mi Reis, Reis, adli e gönderelim. Kabul biliyor mu efendim? Muafıktır sadaları. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine birkaç gündür müdevati birkaç gündür müdavemeti müttahil olduğumuz şeriye ve irşat encümenleri inikad etmediğinden müteessiren avdeti mecbur olduğum kareyini hikmet ve cevaz olamayacağından bir kaide salimi rabdi ile tanzimi umurlarını müsaade bulmanı niyaz eylerim efendim Hazretleri Abdullah Bey Bolu mebusu Reis şeriyencime ait fakat heyet teşekkür edememiş Müfid Efendi Kırşehir mebusu Şeriye öncümeninde bulunan bu zat kimdir söylesin. Reis, Bol Mebusu Abdullah Efendi'dir. Müfid Efendi, Kırşehir Mebusu. Şeriye öncümeni muhavvel evrak olmadığından dolayı tabi içtima edememiştir. İrşad öncümeninde Şer'i öncümeni iltihak etmediği münasebetiyle ondan dolayı gelmiyor. Bugün Encümen'e havale edilmiş evrak vardır. Cuma Cumartesi günü içtima edeceğiz.'' Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, Daire-i İntihabiyem olan Burdur Livası'ndan 1330 senesi Eylül'ünde zuhura gelen Hareket arzda şehrin 3-4 e, 4'te 3'ü harap ve kamilen münhidim olmuştur. Halk esasen fukara olmakla beraber seferberlikte 2 sene mahsulat çekirge afatına maruz kalarak mustahsiller bir tane bile istihdalatta isti, bulamamışlardır. Binaenaleyh inşaat için ormanlardan kat edecek kerestenin orman rüsumundan affı kanunun kararını raptın teklifi eylerim. 13 Mayıs 1936 Şevket Bey Burdur Mebusu Reis İktisat encümeni orman oraya ait zannederim. Muafık sadaları. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, Memaliki Osmaniye'nin muhtelif mahallerinde vuku bulan işgaller üzerine teşekkür eden Harap Cepheleri idaresi, şimdiye kadar meskur cepheleri civar bulunan mahalleler heyeti milli tarafından ifa ve icra edilmekte bulunduğu malumdur. Bu surette mahalli ve mevki lüzum ve zaruretlerle tesis eden her idarelerin bir dereceye kadar ayrı ayrı şekil ve tarzlarla çalışması ve bilhassa cephelerin umur maliyesiyle meşgul olan heyeti milliyeler tarafından tatbik ve müracaat edilen yaşe Oktrova ok, resmi vesaire gibi bir takım rüsum ve tekalifin muhtelif şekil ve suretlerle ahiz ve cibayet edilmesi ve tekalifin yalnız cepheleri civar bulunan mahalleler ahalisine tahmin edilerek aksam-ı memleketin bundan istisna edilmesi keyfiyetlerinin pek ziyade mucibi mahsur oldukları görülmektedir. Binali iş mehaziri takdir etmiş olacağına şüphe etmediğimiz heyet icraiyenin bilhassa müdafaa-i milliye vekaletinin heyet-i milli muamelat ve ida idare itibariyle bir şekli salimi umumi de çalışmalarının temini bu umur malinin tensik ve islahı hakkında noktayı nazarını meclis huzurunda tespit etmesini ve bu hususat hakkında her tarafça mer'i ve muta olacak bir nizamname tanzimi için bir encümen teşkilini teklif ederiz. Mahmut Celal Bey Saruhan Mebusu, Reşit Bey İzmir Mebusu, Yusuf Bey Denizli Mebusu, Hacı Şükrü Bey Diyarbakır Mebusu, Abdullah Faik Bey Adana Mebusu, Tahsin Bey Aydın Mebusu, Hayali Bey Urfa mevzusu, mebusu Mehmet Bey Adana mebusu. Refik Bey Konya mebusu. Bu meseleyle alakadar olmak üzere bendeniz bir takrim vardı. Heyet Umiye'den müzakere olduğu sırada Heyet Umiye icaiye e, göndermesi karar gir oldu. Bu takrimin heyet icaiye gönderilerek bir an evvel bu esas meselenin hal olmasını teklif ediyorum. Ediyorum. İşrak ederiz sadaları. Reis Heyet icaiye tevdiğine karar verildi. Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Efendim Burdur mebusu Şevket Bey iki takrir vermiş idi. Bir tanesi zayi olmuştu. Zahi olan takrir diğerinin aynıdır. Şevket Bey Burdur mebusu. Evet arz etmiştim zayi olmuş yeniden vermiştim. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Damat Ferit Paşa'nın Sulh Konferansı'na, Toros'un Cenabı'ndaki 4 milyon yakın ıı, Türk'ü e, haymena Niş ve yabancı ad ederek Fransızlar peşkeş çekmesi ve son günlerde milletimizin mukavemet ve müdafasını yıkmak için Anadolu'nun muhtelif mahallelerinin şuriş ve fesat yıkana kalkışması ve en büyük bir hiyanet olduğundan kendisi vatandaşlık hukukundan tecridine ve milletimiz arasından tardına karar vermesine heyet-i muhteremeyi teklif ederim. 13 Mayıs 1936 İsmail Safa Bey Mersin ve Bosu Takrin Kıraat'ın mutakip muafıktır. Hay hay sadaları. Doktor Masar Bey Aydın Mebusu Hamdullah Süpü Beyefendi izahatı hakikaten İtalya ve Fransa efkarı umiyesinden lehimize bir cereyan olduğunu gösteriyor. İsmail Safa Bey'in taklidi hakikaten ummiyetle kabul ediliyor. Kendilerinin beyanatı teyit eden ve bu Avrupa efkarı umiyesine has olan efkarı takviye ve teyit için benden Sanremo'ya göndermiş olan sülh konferansına göndermiş olan azaları, isimleri veya şahısları malum ise tasrih edilecek Ferit Paşa ve arkadaşları meyanında isimlerin derci ve derhal Avrupa'ya göndermek suretle neticenin teslihini talep ederim. Hamdullah Süpü Bey, Antalya Mebusu. Reis Beyefendi, efendim harici vekaletin namına yazılmış bir kağıt vardır. Düveli itilafi rüya esasına hitap eden, e, hitaben idi. Orada deniyor ki İstanbul tarafından akledilecek hiçbir mukavele, hiçbir muahide millet tarafından muteber değildir. Eğer o arzuyu tanzim ediyor, tatmin ediyorsa e, bu yeniden bir şey yapmaya, yazmaya esasen hacet yoktur. Reis, başka söz söyleyecek var mı? Bari de hatır olacak.'' yürütüler Meclis haliniz bundan evvel bir takibatı kanuniye karar vermişti. Soldan bir ses. Onunla birleştirmesi muvaffak olur efendim. Refik Şevket Bey Saruhan mebusu. Reis Bey, bundan evvel verilen tak karar takrinin encümene havalesidir. Tatbikatı kanuniye değildir. Takrinin encimine havalesiydi. İsmail Safa Bey Mersin mebusu. Ben Deniz Damat Ferit Paşa'nın tecrimini veyahut Avrupa'daki murahhaslığının kabul edilmemesini teklif etmiyorum. Bu adam şimdiye kadar bizim toprağımızda yaşamış, toprağımızın bir evladıydı, bir kardeşimizdi ve bir millettaşımızdı. Fakat bu bedbah vatandaş dünyada hiçbir milletin arasına yetişmeyecek kadar hain bir sıfatla karşımda çıktı. Memleketimizin en güzel parçalarını hiç titremeden, hiç utanmadan ecebile peşkeş çekmek istedi. Memleketin son ümidini kurutmak, son ümidini söndürmek için yılanların, şeytanların bile düşünmediği bin türlü fesadı, bin türlü hiyatı, ihaneti irtikab etti. Binaenle ikide bir muhterem meclisimiz bu adamın karşısında bu ismin karşısında münakaşa yapmamalı. Biz bu dakikadan itibaren milletimiz arasında böyle bir adam olmadığını karar vermeliyiz ve bu kararımızı gerek de ve gerek harici ilan etmeliyiz. Bütün milletimize demeliyiz ki damat Ferit Paşa isminde bedbah bir adam var fakat bu milletimizden değildir. Aramızdan tart edilmiştir. Sonra bütün Avrupa'ya ve bütün cihana damat Ferit Paşa ismini bir adam var. Bu milletimizden değildir. Bunu milletimiz tart etmiş demeli. Binali bunu taht kararı alacak heyet-i muhteremimizdir. Muhtemelinizdir. Ne encümenlerdir ne başka yerdir. Tayin-i meclis muhteremeniz milletimiz arasından tartına karar vermeli ve bunu bütün dünyaya ilan etmeli. Refik Bey Konya mebusu. Ali Kemal, Refik Cevat gibi de unutmayalım. Mütefik kan kabul sesleri. Rasih Efendi Antalya mebusu. Rüfekai Kiram, Tevfik Paşa makamı sadaretten çekildikten sonra malum haliniz memleketimize tesis etmiş bir kuvvet, Kuvayi Milliye'ye Rıza Paşa ile anlaşıncaya kadar görülmedi. Bunda mütefikiz zannederim. Ferit Paşa'nın teşkil ettiği 3, bu defa dördüncü ikametini bir teslim ikameti olarak biliriz. Biz Ferit Paşa mevki iktidardayken gerek İstanbul ve gerek vilayat-ı şahanedeki ikametlerini bir teslim vaziyetine harişan gelecek bir heyete memleketi teslim etmek vaziyetine gördük. Vaziyetlerle şekli hakikilerde bundan başka bir şey değildir. Binaenleyip bunlar için meclis halinizin vereceği karar kanunen bir kabine muhakemesi veyahut heyet-i icrayenin Meclis ailece muhakemesi kabilinden değildir. Binerley bunlar birer adi cani, hikamete musallat olmuş birer tufeylidir. Başka bir şey değildir kanaatineyim. Malum haliniz Ferit Paşa yalnız başına değildir. Meclis haliniz vatandaşlık hukukundan... Tard için vereceği karar yalnız Ferit Paşa için değildir. Onunla teşvik mesai etmiş şu dört kabinede ne kadar zevat varsa bunlar da bu meyanda dahil olmalıdır. Çünkü bu kabineler zamanda memleketimizde zannedelim ki soyulmadık ev, yakılmadık can kalmadı. Bilirsiniz kuva Kuvayi Milliye'nin ilk teşekkülünde bütün vilayetler birdenbire aman bu sada nereden geliyor? Bizi kurtaracak diyorlardı. Çünkü 7-8 aylık bir tecrübe bize o kanaati getirdi ki Adana'yı teslim eden Ferit Paşa, İzmir'i teslim eden Ferit Paşa, bir gün vilayatı Şahane'nin her tarafını teslim edecek buna herkese kanat gelmişti kanaat umumiye hasıl olmuştu. Binali böyle edaniyi millet bu mülkü muhafaza etmek için malını, canını her şeyine feda ederken onları yine vatandaş olarak bu mülkte yaşatırsak bu millet yaşamayacak demektir. Binali Ferit Paşa ve bununla beraber kabineye iştirak etmiş ne kadar zevat varsa hepsi bu millet namına bu heyet-i kiramın akt edeceği ile bunların gerek ailesi ve gerek kendileri bu mülkte hay hak hayatı bulamayacaktır ve bulmamalıdır. Çünkü bu surette bu derecede hiyaneti içtisar edenler yine aramız Yer bulacaksa ilelebet aramıza hainler yer bulacaktır. Aramıza ilelebet hainler hakim olacaktır. Saniyen bir şey daha iyi arz edeceğim. Memlekete ecnebi bir kuvvet yerleşmek için milletin ekseriyeti hakkında hurucu aleyh sultan diye fetva veren bir İslam hakkında da heyet aliyenizin bir kararını yani bir encümeni ali tarafından bir fetva ıslahını teklif ediyorum. Bravo sesi. Doğru sadaları. Çünkü bu sureti bir fetvayı vermek, benden şeriat müftüsü olmak vakti sıfatıyla arz ediyorum. Bu bir merduda aleddindir. Başka bir şey değildir. Heyet ummiye İslamiye'yi hurucu ale sultan diye itham ve bu ithamda bu memlekete ecnebi kuvveti yerleşmek maksadı mündemiş bulunmak malum halinizdir. Ya eyhü lezzine aminü la tez, te, 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 Tehizü ayeti celilesinin mantuku sarihine tamamen mugayirdir. Eğer bu mugayirti şehri Sam tetkik etmekten aciz ise kendisi cebreden yoktu. O mevkide durmak için binaley bütün vata, haini vatan, haini millet, haini devlet olmakla beraber haini dindir. Bu cihet arz ediyorum ki bir heyet ilmiye onun hakkını bir fetvayı şerif ısrar etsin. Efkar-ı İslami bu surete temin edelim. Alkışlar Mehmet Şükrü Bey Karahisar sahip mebusu Müsaade buyurulur mu? Bir noktayı hatırlatmak isterim. Ferit Paşa kabinesi bulunan zevatın bir kısmı Maat Tesüf Paşa kabinesi bir ahsı mevki etti ve o zevata meclis-i mebusan itimat etti. Millete karşı olanların layık itimat olmadıklarını ve o meclis-i mebusan bildirmelidir ki Ali Rıza Paşa onları kabinesine ithal etmemek mecburiyetinde e, kalsın. Madem ki millet meclisi itimat etmiştir, onlar hakkında bir muamele yapmak lazımdır. Reis onun içindir ki bendeniz meclis ailenize bir teklifte bulunacak ve diyecektim ki evvela e, birinci takrir adli encümene havale edildi. Adli encümeni çalışsın ve bu zevatın isimleri de ortaya koysun. Bir liste yapsın ve meclis ailenize arz etsin. Tarafı ailenizden tasvip buyurulursa tasvip konduğu takdirde karar ısrar edilmiş olur. Muvaffık sadaları. Pek güzel efendim. Eğer Rasih Efendi'nin teklifi de meclis ailenize tasvip bulunursa onu da şeriye encümene havale edelim. Müfid Efendi Kırşehir Mebusu. Müsaade buyursanız o mesele hakkında bir şey söyleyeyim. Fuat Bey Çorum mebusu. Ferit Paşa'nın e, fezaleti cinayat alçaklığı cümlece malumdur. Evvel ve evvel bu cihet hakkında bir karar verilmeli. Sonra rüfe kas hakkında bir şey yapılır. Evet evvela bunun hakkında bir karar verilmeli. Müfit Efendi Kırşehir mebusu. Refik-i verilen fetva hakkında beyanatına dair bir, bir, söz söylemek istiyorum. Efendim, meclis aliniz henüz resmen küşad edilmezden evvel burayı teşrif eden Refekai Kiram'dan ekserisi hüsusi sureti içtima etmişler ve hakikaten Cebren ve Kerhan alan fetvalara karşı bir fetva neşredilmesi beyinlerine kararlaşarak biz burada bulunan Ülema-i Kiram ile hariçte bir fiil makamı iftada, iftada bulunan zevatında bu fetvayı işrak etmesini tembih ederek böyle bir fetvayı şerifi meydana getirdik ve altında da bilumum ulema-i kiram ile imza ettik. Bu fetvada gösterdik ki İstanbul İngiliz tarafından işgal edildikten ve halife esaret alındıktan sonra halife tarafından böyle bir fetvan ısrarını cibi ve kerh ile bir vücuda getirdiler. Binaley cebren ve kerh verilen fetvaların katiyen mamülün bih olmayacağı esbabı şiriye, delaili e, mukniya ve hatta kendilerinin nakilleri salih olarak yazılan fetva üzerine vermiştir. Binaenaleyh zannedersem bendeniz bu bapta ayrıca fetva ısrarına lüzum görmüyorum. Çünkü esas itibariyle fetvalarla oynamak iyi değildir. Ee, Bin Binali fetvanın hükmünü iskat etmek için yüzümü tecavüz ulema tarafından tasdik edilmiştir. Bununla iktifa edilmesini ve yeni fetva noktasını iktifa edilmesini istirham ederim. Rasi Efendi Antalya Mebusu Refik-i Muhterem'in Efendi Hazretleri'nin buyurdukları doğrudur. Bendeniz arz etmek istediğim Şeyhülislam makam namını alan Dürrüzade başka namda verdiler ya. Abdullah Efendi şahsi şu fetvayı verdiğinden dolayı şeran ne gibi bir hükme müstahaktır? Ee, bunu bir heyet ilmiye tayin etsin. Çünkü efkâr amme, evet orada Şeyhülislam'ın fetvası var diyor. Şu elen fetvanın mahiyet hakikiyesini tayin etmek için, onun şahsiyetini o fetva'yı verdiği için, şer'an ne gibi bir cezayı müstezim olmuş, bu alemi ilan edilmeli ki, Müslümin evet, bu Şeyhülislam'ı ihanet dini diniyeli mütehem adletsin. Verdiği fetva mekruh olarak verildiği için, mekruhun sözü muteber midir değil midir? Gürütüler. Bu meseleyi şeriyede halledilmiştir. Rasi Efendi Antalya mebusu. Çekilmeliydi. İkrah ile fetva veren bir zat beynel müslimin nasıl bu mevkide kalır? Müfid Efendi devamla. Onu sam tanımıyoruz. Gürütüler. Reis. Müsaade buyurun. Hususi bir takri yazarsınız da şeriye encümeni ona da cevabını verirler efendim. Bu daha muafık. Fuat Bey Çorum mebusu. Reis ve Efendi Hazretleri. Ferit Paşa hakkında takriye koyunuz. Buna bir karar verilsin. Reis. Efendim şimdi zannedelim ki Ferit Paşa yürüdüler. Bana lakırdı söyletmeyecek iseniz küse buyurun. Ona istirham ederim. Müsaade buyurun söyleyeyim. Ferit Paşa hakkında bir noktayı nazar. Bu adamı Osmanlılıktan tard ettikten sonra hakkında takibatı kanun meselesinde mezubayız ettik. Onun için bu cihet hepsi bir arada olmak üzere adliye encümenine müzakere ve tetkik kılınır. Ondan sonra da sesler. Ona da muafık dedik. Müfid Efendi Kırşemurusu. Zaten ona da muafık denmiş idi. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesi'ne, Kuvayi Milliye'nin e, meşhedi evveli olan Balıkesir ve Havayesi hakkında malumatın bida edilen nihayetine kadar meclis arzı için Kalesi Mebusu'na gelecek celsede izahat talebine kavramızı teklif ederim. 13 Mayıs 1336 Halil İbrahim Bey Ertuğrul Mebusu Reis, sahibi takrir kim efendim? Haydar Bey Kütahya Mebusu, Ertuğrul Mebusu Halil İbrahim Bey Reis, buyurun kürsüye takrinizi izah ediniz. Halil İbrahim Bey Ertuğrul Mebusu Efendim maksatı acizanen Balıkesir Şimali Heyeti Merkeziyesi'nin duçar olmuş olduğu mali müzayakalarından kurtarması için icap eden tedabili temin eylemek. Bunun için şimdiye kadar uğramış olduğu müşkülatı bizzat mebusları ağzına işitmektir. Müfit Efendi Kırşehir Mebusu Heyet icayiye verildi. Reşit Bey Saruhan Mebusu Deminki ikrar bu meseleyi halletmiştir. Reis o halde efendim nazar itibarı alıyor musunuz? Hayır sesleri. Kabul edenler elini kaldırsın. Kabul edin efendim. Büyük Millet Meclisi riyasetine, Kilikya yamın tıkasından Fransız işgalinden beri vuku şahı olan mezalim ve fecai ile el yem oralardaki vaziyetimizin derecesi hakkında heyeti muhteremeden birçoklarımızın esaslı malumatlarımız yoktur. Binaenle bu usta kilik muhtelif mena tıkından gelen yeni yani Mersin, Adana, Maraş, Uş, Urfa ve Kozan mebuslarının meclisi temir etmeni teklif ederiz. 13 Mayıs 1336 Mehmet Sam Bey İçel mebusu, Lütfi Bey İçel mebusu, Rasih Bey Antalya mebusu, Ali Bey içer mi Hamdullah Süpü Bey Antalya mı Şu takır hakkında bir söz isterim. Arkadaşlarım en son zamanda geldiler. Son vaziyeti teferruatına kadar biliyorlar. Zannedelim ki meclis ahli bunu kabul eder. Niçin mi bize izahat vermekten men edelim ve niçin kendimizi rica etmeyelim? O halde bendeniz diyorum ki kabul edilsin bizi temir etsinler. Gürültüler. Hayır efendim o taksim edilseydi pek güzel muafık olurdu. Orada bir para meselesi var reddeden odur. O bir karar ikran etmiştir. Diğer kısmı ayrıca tefrik edilirse kabul edeceği çok mümkündür efendim. Reis şimdi efendim evvela Kilik meselesi var diye reddolundu. Katip Haydar Bey'e okuyun efendim takriri. Takrir tekrar okundu. Reis muvaffuk görülüyor mu efendim? Kabul edenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Kabul edildi efendim. O halde istirham edelim efendim. Gelecek celsede meclisi temir buyursunlar. Kendileri bir tabi o vazifeyi kabul ediyorlar. Değil mi efendim? Reis. Efendim Antalya mebusu Rasih efendinin takriri var. Deminki şifahi teklifini tekrar şekli veriyor. Efendim takriri okutuyor. Büyük millet meclisi celilesine milleti hurucu ale sultan ile ittiham e, fetvasını ıstar söyleyen Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah Efendi hakkında bir heyet ilmiye tarafından bir kararla ita olan fetvanın hilaf-ı hakikat ve vakıt verildiğinin ve hilaf-ı hakikat fetva itasına içtisar eğilen bir Şeyhülislamın ne gibi bir cezai şeriye müstahak olacağının bir fetva ile bilad-ı İslami ilanı teklif ederim. 13 Mayıs 1336 Rasih Bey Antalya Mebusu Reis bu meseleyi şeriyen havale buyurmuştunuz. Ertuğrul Mebusu Hamdi Bey'in bir takriri var. Arzu ederseniz onu adli e havale edelim. Muvafık sadaları. Adli e havale edelim efendim. Hamdullah Süpü Bey Antalya Mebusu. Efendim meclis haliniz cepheler hakkında iki karar teklifi karşısına bulundu. Birisi Balıkesir cepheleri hakkında, ikincisi de Adana cepheleri hakkındadır. İkincisini kabul buyurunuz, birincisi reddedildi. Birinci redde sebep onun mali bir kısmı ihtiva etmesi ve verci almış umumi bir kararınız olmasıdır. O halde efendim balık cepheleri hakkında bir fikir istemiyoruz demektir. Bunun o cephelere varması meclisimiz hakkında nasıl bir düşünce uyandırır bilir misiniz? Oradaki vatandaşlarımız, orada çalışan gençlerimiz arasında bizim hakkımıza söz söylemek istememişler diye bir e, sui telakki bu, uyandırabilir. Rica ederim efendim bunu tavsiye edelim. Nebil Efendi Karahisar sahip mebusu. Balıkesir ve hakkında izahat verildi. Reis, efendim bu mesele hakkında heyet bir karar, bir defa karar verdi. Refik Şevket Bey Saruhan mebusu. Müsaade buyurun efendim. Verilen karar son vukuata aittir. Binaenley takri bir daha nihayet nihayetine kadar balık esiren son vukuat hakkında. Bir ses. Onu koyalım. Refet Bey İzmir mebusu. Mevzu doğrudan doğruya Aydın cephesi olduğundan bana da tağlık etti. Ve orada mücahitlerin, orada vatandaşların dertlerinin burada dinlemek istenilmemesi gibi bir zanlı düşecekleri söylendi. Bu hiçbir zaman varit olamaz. Çünkü buraya geldiğim günden beri bizim meclisin daima oradakilerin, orada çalışanların, orada uğraşanların dertlerini uğraştığını gördüm ve hatta meclisin yarım saatini işgal ettim. Fakat herhangi bir mebus için sen gel de bu kürsüye çık, burada filan yerin vaziyeti hakkında söz söyle, izahat verdiği bir karar itiraz etmek elbette doğru değildir. Böyle bir <laughs> zat gelir ve kendisinden rica ederiz, İslami deriz. Kabul buyurun, bizi vaziyet hakkında tembih edin deriz. Fakat behemal söyleyeceksiniz diye bir kara itihası it hakkını ha haiz değildir. <laughs> Hamdullah Süpü Bey, Antalya mebusu. Reis Bey, cevap vereyim rica ederim. Bir kelime söyleyeceğim. Efendim, Refet Beyefendi geçen defa çıktıkları vakit buyurmuşlar ki son vaziyet hakkında söyleyecek bir şey yoktur. Çünkü son vakayı yok. Halbuki kendilerinden 15 gün sonra gelen bir zatın efendim bize verdikleri son malumat içinden son derece şayan hayret çok şayan dikkat bir takım hadiseler vardı diye vardı ve bize kendilerine bir sual fikrini telkin eden bundan memleket için bir fayda umdular ve bu fikri telkin ettiler. İzahat vereceksiniz demiyorum. Bir mi busu vermek istediği malumattan men etmemek gürültüler. Reis fakat kendileri hakkında bir fakat kendileri tarafından bize söylemediler ki Basri Bey Kalesi mi bu su? Efendim Balıkesir ve havalisi hakkında izahat vermek icap ederse bizi 450 bin nüfus ihtiva eden bir liva intihap ettiği için biz bu izahatı mal iftihar ve kendi arzusuyla veririz. Meclisi Muhterem de lütfen isma buyururlar. Mal, maail, iftihar sesleri. Demin Halil Bey kardeşimizin verdiği takririn reddedilmesi, mali ihtiyaçlarımın bahis olması istimalinden neşet etmiştir ve bunun hakkında da ayrıca bir takrir verildiği için bunun hakkında mali ihtiyacat hakkında izahat vermek e, zayıf olduğu pek tabi idi. Hamdullah Süpü Beyefendi bundan bazı sui tefehüm hasıl edeceğini söylediler. Katiyen sui tefehüm hasıl olmayacaktır. Biz burada meşagili ve tanihimizi ifa için geldik. Binaleyh meydanda sui tefehümü muciz bir hal yoktur. Biz arzularımızın arzu ettiğiniz zaman meclisi i muhtereme sözlerimizi istima için rica ederiz. Binaenaleyh meselenin bu surete kapanmasını ben destekleyip ediyorum. Muhafık muhafık sadaları. Reis, kabul mi efendim. Muhafık sadaları. Efendim geçenki içtimağımızdan adli encümenin bir mazbatası var İdi ki o da Abdülkadir Kemali Bey'in terhis eden mahkumin hakkında takibatı kanuni icra edilmemesine ait bir takriri üzerine tanzim edilmişti. Meclisimize ekseret hasıl olamadığından müzakerat ikmal edemedik. Bugün devam ediyoruz. Bulsa söz isteyen var mı? Yeni esasat hakkında olsun. Mehmet Şükrü Bey Karahisar'ın sahibi mebusu. Arkadaşların bir kısmı çıktıktan dolayı teyit edilmişti. Reis, Şimdi efendim tekrar okuyoruz. Heytumiyesini rey koyacağız. Adliye Encümeni Mazbatası, Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Bey'in 28 Nisan 1336 tarihli ve heyet-i ummiyeden muhavvel encümenimize arüz amik tetkik olundu. Meskül takrıda umumi seferberlikte gönüllü olarak hizmet-i askeriyeye dahil olup da badehu avdet eden mahkumların bakiye müddeti cezaiyelerin affedilmesi hususunda bir karar iddiası teklif olunuyor. Bu kabil gönüllülerin müddeti mütebakiyelerin affı hizmet-i e, askeriyelerine hüsnü ifa ile mukayyet Bu Neşri'den 28 Şubat 1336 tarihli kanun affedecek Asakir'in Hüsnü Hizmetleri Fırka veya Kol orduları tarafından tasdik olunduğu takdirde Harbiye nezaretince Af iradesi e, istihsalini tasrih etmekte ve bu sureti istisali hukuk ve af kapısı her zaman açık bulmakta olduğuna göre yeniden bu hususa dair bir kanun tanzim ve ilana lüzum bulunmadığı mütefikan karar oldu. Mustafi Adli Cümeni Reisi Refik Şevket Bey, Mil Mazbata Muharri Saruhan Mebusu, Mehmet Şevket Bey, Katip Sinop Mebusu, Muhiddin Baha Bey, Bursa Mebusu, Hakkı Hami Bey, Sinop Mebusu, Mehmet Şükrü Bey, Karahisar Sahip Mebusu, Mustafa Kemal Bey, Ertuğrul Mebusu, Ömer Bey, Denizli Mebusu, Lütfi Bey, İçer Mebusu, Şevki Bey, İçer Mebusu, Tahir Bey, İsparta Mebusu, Ali Sabri Bey, İçer Mebusu. Müfid Efendi Kırşehir Mebusu, çok muafık sesler hayır hayır Refik Şeket Bey Saruhan Meboso Biz geçen sefer dedik ki kanunda yeri var herkes teşebbüs sesini alsın fakat cereyandan der müzakerede meclisi muhteremenin fikri kısmen af kısmen tezkere ibrazı suretine muamele şeklinde veya diğer şekilde surete göründü. Şimdi bizim ısrar etmiş olduğumuz maddi kanunede fırka ve kol diyor. Halbuki eski fırka ve kol şimdi mevcut olmadığından eğer meclis aileniz müsaade ederse efendim tekrar incümeni iade edilsin. Biz bu surete vazifesini hüsnü ifa edenlere karşı hüsnü hizmetlerini ispata medar olacak ve ikın ne şekilde olacağını tespit edelim o maddi kanunu iptal edelim. Muhafık sesleri. Reis kabul buyuruyor mu? Eller kalksın eller kalkar. Pekala encümen iadesine karar verildi. Hulusi Efendi Karahisar'ı sahip mebusu. Üç nokta bugün tavazu etsin ondan sonra encümen gitsin. Reis karardan sonra lakırdı söylemez efendim. Haydar Bey Kütahya mebusu. Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Efendim adli encümenin diğer bir mazbatası var. Bu mazbata Konya mebusu Refik Bey ile Çelebi Efendi Hazretleri'nin takrirlerine dairdir. Reis Katip Haydar Bey hitaben ilk önce takri okusanız Refik Bey Konya mevzusu takri okunsun efendim. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cililesine Ahkam-ı Şeriyemi silahını olarak birçok esbab ve avami tesiriyle bazı mahallelerde adeten müstevli bir marazı ahlaki hale almış ve bu yüzden dini, ahlaki, sıhhi, içtimai, mehazir ve mazarrat ı mütahid, e, müteaddide husule getirmiş olan kadın oynatmak ve gezdirmek adatı ı fazihasının meni hususunda kanunu umumi cezamıza muayen olan şiş ceza şimdiye kadar iş bu adat ve ahvalin izalesini temin edememiş ve Anadolu nun birçok bilat ve mahallelerinde yaşayan gençler sırf evameli diniyeye, bite ma miha, adem ve cehil saykıyla bu girdabı felaketle ve sefalet içine kalmıştır. Bu halin bünye ictimai içtima e, husule getirdi, fecai izale hadim olmak üzere ceza kanununun 202. maddesi 2. zeylinin şekli ati dairesine te, e, tadilini teklif ederiz. Madde. Ada bu umumiye mugayir olarak icra fuhuş maksadıyla evlerde bağ bahçe gibi nim açık mahallelerde kadın oynatıldığı takdirde oynatan eşhas ile bir ihtiyar oynata, oynayan kadınlar muvakkaten küreye konulur. 29 Nisan 1336 Abdülhalim Postiş'in Cenabı Mevlana Konya Mebusu Refik Bey Konya Mebusu. Numara 3. Adli encümenin mazbatası. Konya ve Bursu Abdülhalim Çelebi Efendi ile Refik Bey taraflarına muhta ve encümenimize havale olan Merbut 29 Nisan 1336 tarihli teklifi kanun mütala alındı. Meskur teklifi kanununda kanun cezanın 202. maddesinin 2. zehirlinin muhtevi olduğu hapis cezasının muvakkat kürek cezasına tahvili ve bu surette maddenin tadili bazı esbab mucibe mucbe dermeyanı ile talep olmak da encümenimizce ariz ve amik tetkikat neticesinde kadın oynatanlar ile oynayanlara ceza tayin eden Madde mebzuta vazifedar olanlar hakkında hüsnü tatbik olunduğu takdirde fayda başlı olacak surette büyük cezayı ihtiva elemekte olduğundan şu surette maddenin tadilinden ziyade tatbikatına ehemmiyet verilecek olursa daha ziyade ahlak ve menfaati ummiyet emin olacak kaviyen meczum Ba husus cez, kanunu cezanın fiili, e, fiili şeni faslındaki ahkamı sabit dururken fiili şenihan nispette ehven bulunan kadın oynatmasının onun kürek cezası ile tehdidinde bir nispeti adile bulmak imkanı örülememiş ve şahit 202. maddenin salif zikir zehli tadil olacak olursa nispeti mevcudiyeyi muhafaza etmek için daha birçok mevadli cezayın tadili icap edeceği teemmül olmuştur. Halbuki böyle külli bir tadil teklifi mevcut olmadığından Sarp Nazar, vakı farz olunsa bile içine yaşadığımız ahvali fevkalade bu yeni mesailin icabı ve çileti emrine müsait olmadığından, teklifi vakın reddiyle kadın oynatmaya ma mahsus maddeye daha ziyade has ve ehemmiyet olması lüzumunun her ilgiler tarafından icab edenlere havalisi, bir ittifak tezekkür ve iş bu mazbatanın makam riyasette takdimi karar oldu. 13 Mayıs 1936, Müstafi Adli Yeniciminin reisi, Refik Şevket Bey, Mazbata Mahalli Sarıhan mebusu, Mehmet Şevket Bey, Katip Sinop mebusu, Muhiddin Baha Bey, Bursa mebusu, Hakkı Hami Bey, Sinop mebusu, Ali Bey, İçel mebusu, Mehmet Şükrü Bey, Karahisar sahip mebusu, Şevki Bey, İçel mebusu, Lütfi Bey, İçel mebusu, Mustafa Bey, Ertuğrul mebusu. Refik Bey, Konya mebusu. Muhterem efendiler gerek tarafı aciziden verilen takrir münderecatı gerek adli encümeni mazbatası hakkında heyet umiyenizce bir kanaat hasıl olmuştur. Adli encümeni teklif eden şu maddeyi kanun intihadinin red için 3 sebep gösteriyor. Sebebin birincisi 202. maddenin ikinci zeyli memurini aidesi tarafından bir hakkin tatbik edildiği takdirde bu teklifi kanuna lüzum yoktur deniyor. İkincisi kanun ummi cezamıza fiili şeni hakkında akkam-ı mevadlı sariha olunurken fiili şeniha nispeten daha zayıf olan bir cürcüğü hakkında azami bir ceza tayinin doğru olamayacağı ve bunda ahkam esasesi cezai ile tıkabili telif olamayacağı, üçüncü de meclis halinin fevkalade ahval üzerine içtima etmesi dolayısı hududu mesainin sinin yine fevkalade ahval ve hususata muhtas olması lazım geleceği. Bendeniz bu üç mesele hakkında noktayı nazarımı arz etmeden evvel yalnız adliye cümenini teşkil eden rüfekayı muhteremenin bir noktayı nazarını biraz muarruz olarak kalacağım. Şimdiye kadar adliye cümenden çıkan birçok teklifi kanun ilahiyet umiyesi itibariyle hala redde uğramıştır. ve sebep olarak da akyam mevzu a kanuniyemizin hala hazırda tatbiki beklediğimiz fevaili adlinin kifayeti kayadidir. Bu kanaat tek kısmen işrak edeceğim. Fakat Rüfekay-i kirama karşı diyorum ki rica ederim memleketin geçirmiş olduğu buhranı fevkalade içerisinde bu teklifi kanuni bilhassa arz edilen teklifi kanuni bir mevki mühim teşkil etmez mi? Hatta bu teklifi kanuninde bulunmaya mecburiyetime sebep bilhassa daire intihabiyemizdeki meşgulat ve işsiz, ihtis ihtisasatım olmuştur. Heyeti muhteremenizi teklif eden zevatın aliyenin meçhulü olmadığı veçiyle bir birçok zamandan beri yine birçok esbab-ı işmahiyenin tesirle sui ahlak ve sui ahlaka delalet edecek birçok ahval maalesef milletimiz tarafından müstevli bir surette sahli olmuştur. İşte kadın oynatmak ve kadın gezdirmek adatı fazihası arz ettiğim bir cümledendir. Bazı mahaller, bazı memleketlerde bu adatı faziha öyle korkunç elim, berbat bir halde icra-i ahkam -e başlamıştır ki heyet pek güzel takdir buyursunuz bu hal bünyeyi şimayemizi kemiriyor ve kuvayi milyemize halal getiriyor. Zannederim erkamın ifade ettiği belagat her delilin her burhanın fevkındadır. Bütün hapishane kuyu zabıt zabıtı tek kuyudağıtını tetkik ettiğimiz vakit hepimizi korkunç bir halde bırakacak. Hepimizin tüylerini ürpertecek bir manzara karşısında bulunacağız ki o da hapishanelerde olduran bir çare millettaşlarımızın ekserisinin mucibi mahkumiyeti olan hal işte bu kadın oynatmak ve kadın gezirmek ve kadın oynatırken usule gelen cerrahimden dolayı kendisinin o hapishaneye ilkası keyfiyetini teşkil edecektir. Yine ben daire intihabiyemdeki meşhudaatıma avdet ederek diyorum ki maalesef bu adeti faziha bilhassa Konya muhitini mahvedip bitirmektedir. Bunu bir misal lehet muhteremenizin nazarında tespit etmek için arz etme müsaadenizi rica edeceğim. Muhterem efendiler, Konya'da birçok zamandan beri başlayan bu fena hal son zamanlarda yine harbin ahlak umumiye üzerine almış yapmış olduğu birçok tesirler sahikasıyla çok fena bir şekilde devam ediyor. Köylümüz taraf taraf iktisadi muvaffakiyetlere mazhar oldu ve ceplene para girdi. Fakat cahil halk bu paranın mali saf istimali doğrudan doğruya tespit edemediği için kendini göz önünde fena bir görenek olan bu kadın oynatmak suretle safahat hususuna attı. Bu hal böyle elin bir halde devam ediyor ki beşeriyet için birer fena, muzır mikrop halinde bulunan ve maalesef dairi edep ve ahlaktan uzaklaşmış kadınlar nasılsa İstanbul'dan şuradan buradan bu gibi adamlar tarafından ya doğrudan doğruya celbiliyor veyahut bize kendi muhitlerinde bu gibi fena kadınların sağ hazırlıyor ve buna da Efe namı veriyorlar. Bu Efe namına yanına fena kadınlardan bir kadın alıyor. O Efe'nin takilden kadına hakim değil. Bendeniz bir kürsi mualladan doğrudan doğruya ahkam ve esasiyeti münafi olan şu hali söylemekten sıkılıyorum. Fakat maalesef bu bir hakikattir. Onun efradında 8, 10 ve daha fazla adamlar toplanıyor. Bunlar münavebe ile beraber taşıdıkları bu kadını köyden köye şuraya buraya dolaştırıyorlar ve yetleyene karşı kahramanlık satarmış gibi etraflarını sağ aldıkları bu kadını birleştiriyorlar. Bunların bazen yekünleri öyle bir hale geliyor ki cemiyetlerde düğünlerde miktar yüze hatta bila mübala arz ediyorum 300'e yakın fahiş şeylerin, kadınların düğünlerde bir cemiyetlerden bunu işitiyor anlıyor bir tabi bundan müteellim oluyoruz. Sonra ne oluyor efendim? bu içtimalar cahil, cahil eşhas tarafından tercih olunuyor. Onların arasında bir de işret biliyesi giriyor. Bin iki bin liralık rakı içiriliyor. Sefahat uğruna paralar heder olup gidiyor. Sonra bu cahil tabakaya milletin, memleketin, vatanın selametine hadim olmak üzere getiriniz. Sefahat uğruna sarf ettiğimiz bu paradan bir miktarını bize veriniz dediğiniz zaman maalesef omuz silkiyor. Bunun yegane sayıkı sebebi cehildir. Şu halde cehil içine zulmet içine kalan ırktaşlarımızı, dindaşlarımızı kurtarmak kurtarmak yapmalı? İşte bu fevkalade zaman içinde en mühim ve fevkalade olmak üzere şöyle bir teklifi kanuninde bulundum. Bu teklifi kanuni ile sıhhi, ahlaki, dini, içtimai mehaziri muhakkak olan şu hali elimin önüne geçileceğine tamamen kani değilim. Fakat tamamen pek hala takdir buyursunuz ki herhangi bir maddeyi cezayede doğrudan doğruya men etmek istediği fiilin müslüten meydandan kalkacağı zehabiyle vaz olmuş değildir. Bu bir tertip terhip vazifesidir. Terhibin şiddet ve kuvveti de ne kadar ziyade olursa bir tabi yapacağı tesir o nispete fayda olur. Adliye cümlenini teşkil eden rüfekay Muhterem'e buyuruyorlar. Ceza kanunun 202. maddesi zehirli tatbik olunursa beklenen fayda husule gelir. Bendeniz bu vazifeyi bizzat ifa ettim ve yine bu işlerle iştigal ediyordum. Bu kanun şu maddesi e, bitte tatbik olunduğu halde maalesef hiçbir surette mani olamamıştır önüne öne geçememiştir. Müsaade aliyelerle 202. maddenin zeylini okuyacağım bunda diyor ki adab bu ummiye mugayir olarak icra-i fuhuş maksadıyla açık yerlerde veya halkın suhuletle muttali olacağı bağ, bahçe gibi nim açık e, kadın oynatan eşhas ile bir ihtiyar oynatan kadınlar bir aydan bir seneye kadar ceza görür. Biliyor musunuz muhterem efendiler? bu işlerle iştigal eden adamlar yani kadın oynatanlar bu kanunun sarahati karşısında kendileri için kaçamak yol bulmuşlardır. Bazı kanun alenen ve halkın suhuletle mutlali cevap kaydını ilave buyuruyor. Onlar da bu kaydı kanuniye uğramamak ve yakalandıkları vakit cezadan yakayı kurtarmak için kapalı ve hatta hiç kimsenin duyamayacağı yerlerde işma ediyorlar. Kırlarda ve birçoklarda evler içine oluyor. Bu halle o ahlaktan mahrum olan kadınlar evlerin içerisine dahil olmak suretle çok yazık ki namuskar ailelerle temas vakit buluyorlar ve bu suretle ne dinimizle ne şeraitimizle ne akıl ve hikmetle Kabili tevfik olamayacak pek çirkin, pek elin bir hal karşısına kalıyoruz. İşte arz ettiğim gibi Rüfekayi Muhteremenin göstermiş olduğu şeklin tamamen valide olamayacağı, yani bu kanunun tatbiki maksadı esasiyi temin edemeyeceği kanaatine bulunuyorum. Üçüncü sebep olmak üzere de buyurdular ki, ahvali fevkalade düzen içtima ettiğimizden mesaimizin bu noktaya matuf olması lazım gelir. Zannetmem ki bu esas üzerinde Rüfekayi Muhteremeden hiçbirinizlere zere kadar bir tereddüdü olsun. Buna ben de işrak ederim. Fakat evvelce de arz ettiğim gibi istirham ediyorum. Şu ah arz ettiğim mehazir mesaimizi teşkil eden ahvalle mütenasip olmayacak derecede küçük müdür? Hiçbir vakit. Daha ileri giderek diyeceğim ki bilhassa esasat şeriyeyi nazari dikkate almak, ahlak umumiyenin çemberlerini daha tazik edici bir hale getirmek, hudut ve temellerini daha sıkıcı bir hali ifra etmek için ancak yeni bu fevkalade zamanlar içerisinde Kuvayi umumiyemizi ve bilhassa yegane isnatgahı teşkil edecek tabakayı avamı muhafaza için pek esas nokta üzerine toplanmış olacağız. Olabilir ki ben denizin teklifim göstermiş ve talat etmiş olduğu mehaziri zali için kafi olmayabilir. Zaten maksada acizanem bu teklif kanun ile heyet muhteremenin bu meseleyi mühimmeyi nazar dikkatine celp ve meyil etmek ve münakaşa kapısına fırsat vermektir. Pek rica ederim. Diğer bazı mesailde yaptığımız gibi affınıza mağruren söylüyorum İstical göstermeyelim, duru biraz düşünelim. İcab ederse heyet muhteremeden daha birçok zevat çıkar, noktayı nazarını <laughs> kanaatini söyler ve bu mülakaşa ve müdavele neticesine arz ettiğin mihazirin önüne geçilecek tedavi itaz edilmiş olur. Mustafa Taki Efendi, Sivas Mebusu Sahibi takrirler verdikleri takrirde mevaddı kanuni olmak üzere gösterdikleri maddeler yalnız aleni ve açık yerlerde değil. Hane içine fuhşiyat camidir. Adliye cümeni ise hane içindekileri şamil olmak cihetini nasılsa zühul etmiş zannederim. Katip Haydar Bey encümen mazbatasını alıp tekrar okudu. Ceza kanundaki yerlerde icra edilmesi muhtas, bizim ceza kanunumuz maddi müzeyyele, o surette tasrih edilmiş. Halbuki yani takrir sahipleri hani içine vuku bulan fuhuşları da cezayı müstahak etmek istiyorlar. Onun için maddede ceza itibariyle değil cürmün tasrihinde de fark var. Sahibi takrirlerde istiyorlar ki hani içine icra edilen cürümlerle şamil olsun. Onlar müttehim olsun, onlar da ceza görsünler. Onun için ben de ki fuhuşlar gizli yerde arada Gizli yerlerde olmakla beraber mazarrat-ı umumiye şamil oluyor. Bunun için gerek açık yerlerde olsun ve gerek kapalı yerlerde icai fuhuş edenler muvakkaten küre konmaları suretine kabul teklif ediyorum. Besim Atalay Bey, Kütahya Mebusu. Efendiler, alemde doğan güneşleri, yağan yağmurları idare eden bir takım kanlar olduğu gibi efal, hissiyat ve beşeri idare eden bir takım kanlarda da vardır. Bu kanlar bilinmeden beşerin efaline, takide, harekatlı mahdide karar vermek kadar gülünç bir şey olmaz. Ve hayat ilmi denilen bir ilim vardır ki insanların efal ve harekatını, bu efal ve harekatın esbabını tetkik ve tahriye eder. O esbab tetkik edilmedikçe harekat mene kalkışmak katiyen faydasızdır. Bunun emsali adide-i tarih -i tarihiyesi vardır. Size kadın oynatmak hakkında bir tarçı yapacak değilim. Arzu buyursanız onu da yapayım. Fakat hepiniz bilirsiniz ki daha düne kadar ellerinde zillerle kadın kıyafete girmiş bir takım köçekler de vardı ve bunu da en büyük eşrafımız, en büyük zadegahımız oynatırlardı. Hemşerilerimi işhad ediyorum ki başka yerlerde mütalatımda bunu değil eder. 15 seneden beri bu sakim adet, bu şeni adet azalmayı yavaş yavaş sönmeye başlamıştır. Eğer biz bunu cebir ile kahır ile kuvvetle kaldırmaya çalışırsak muvaffak olamayız. Kanun Kanunu tabiatta ve sünnetullah'ta bir kaide vardır ki herhangi bir şey tazik edersek kuvve mukavemesi artar. Kavani tabiatta sünnetullah namı verilir hocam. Şimdi efali beşirin esbab ve seva ikı tetkik edilmeden evvel bu surette bir kanun yaparsak hataya gideriz. İnsanlar kadın ve köçek oynatıyor. Çalgı çalıyorlar. <laughs> Neden? Zevk ve musiki ihsan için ihtiyaç mı değil mi? Bunu da inkar mı edelim? Gürültüler. Sadede gelelim sadaları sadettir efendim. Eğer bunlar insanlar için bir ihtiyaç ise insanların ihtiyacı makul bir tarzda müfid efendi, kır mebusu. Kadını oynatmak ihtiyaç değildir. Besim Atalay Bey devamla. Efendim ben kadını oynatmak demiyorum. İnsanlar için bir zevk ihtiyacı varsa, bu musiki ihtiyacı varsa buna makul bir surette temin edelim. Gürültüler. Meşru ve ilmin surette temine çalışalım. Eğer efali beşeri biz böyle gevezelikle müfid efendi, kır mebusu. Şeriat bunu men etmiştir. Besim Atalay Bey devamla. Ben ondan bir şey hakkında tekrar bir şiddet vaaz edecek olursak daha fazla ileri gideriz. Sultan Murad'ı Rabi sigara için bir nefere astı. Müfid Efendi Kırşehir Mebusu. Bu sigara hiç mi benzemez. Besim Atalay Bey devamla. Omuzlarını mum diktirdi, çarmıha gerdirdi. Başına bıraktığı nöbetçi gece omuzlarındaki mumlardan sigara yakıyordu. Gürütler. Olmaz ki efendim. Gürütler. Reis devam edin. Besim Atalay Bey devamla. En ufak bir kanunun adını kabul etmek için günlerce dedikodu yapan arkadaşlarım. Lütfen bir de bunu dinleyiniz. Fakat kabul etmeyin ne olur. Bir mebus. Reis Bey bunlar zapta geçiyor. Besim Atalay Bey. Devamla. Efendi ben ilmen ispat ediyorum. Müfid Efendi Kırşehir mebusu. Burası fen meclisi değildir. Besim Atalay Bey. Devamla. Eğer bunu ispat edemezsen bu kürsüyü değil dünyayı terk ederim. Gürültüler. İlmen ispat ediyorum. Omuzlarında yanan ateşten sigara yakıyor. Bunun esbabını tetkik edelim. Sen cebren bunun önüne geçemezsin. Makul ve meşru bir surette bunların esbabını tetkik edelim. Bir kısım ve buzlar tarafından gürültüler. Dinleyin efendim. Cüzi bir kısım tarafından gürültüler. Bu hastalık yalnız Konya'da değil, Memalik-i Osmaniye'nin, Memalik-i İslamiye'nin her tarafında vardır. Emevi ve Abbasi halifelerinin nasıl kadın oynattıklarını ben size anlatacak olursam vallahi çıldırırsınız. Billahi çıldırırsınız. Gürültüler. Sen bunun cebir ile kahri önüne geçemezsin. Ancak akıl ile önüne geçilecek. Müfit efendi kır şehir mebusu. Kapılar açalım bunlar lüzum yok öyleyse. Besim Atalay Bey devamla. Hocam bu ilim işidir, dirsek işidir. Gürültü işi değildir. Ruhiyat beşeriyi başka başka tetkik etmek ihtiyacınız efendiler. Sosyoloji isminde bir ilim vardır. O ilmi tetkik etmeden efali beşeri takyid etmek katiyen doğru değildir. Size arz ediyorum. Marif, ahlakiyat, şeriat ileri gittikçe nasıl ki 10 seneden beri hemşerilerimi işhad ederim, yalan ise çıksınlar söylesinler. Bu adet yavaş yavaş mahvoluyor. Refik Bey, Konya mebusu. Hayır hayır katiyen. Besim Atalay Bey devamla kolay kolay bunu kanun ile kaldırma imkanı yoktur. Sadette sesleri. Medaresi ilmiyeden heyet işadiyeler tertip edin ve hükümetin bu hususta tatbik edeceği mevadlık esası ilmen tayin edin. Yoksa kanun yapmakla katiyen bir şey yapılmaz. Alkışlar. Muafıktır bravo sadaları. Cihana yegane bir şey hakimdir. İlim ilim. Alkışlar. Süleyman Sırrı Bey Yozgad Mebusu. Adli Encümen'in mazbatasına memurini aidesi kanuni cezadaki maddi mahsus sayı hüsnü tatbik ederlerse kadın oynatmak fazihasının önü alınır. Binaenaleyh bir kanun tanzimine ve bir ceza tertibine mahal yoktur deniyor. Bu kanunu tatbik edecek memurlar kimlerdir? Kaymakam, jandarma kumandanı, polis komiseri, müddi umumiler. Bunlar bir olup da oynatılırlarsa kim tedip edecek? Handeler ve alkışlar. Binaenaleyh Refik Bey biraderimizin teklif ettiği maddi kanunu kabul edilirse şeran ve ahlakan bu millete pek büyük bir hizmet etmiş oluruz. Zaten milletimiz bu meclisi aliden dini ahlaki kanunlar bekliyor. Bu kanun kabulü meclisin ulviyetine milletin nazarında bir kat daha tezahür et, ettirecektir. Bey biraderimizin buyurdukları gibi millet ilmen, irfanen terakki ederse o ki tabiatıyla bu kanunu keser atarız. Şevket Bey, Burdur Mebusu. Efendim, bu mezlumun hal yalnız asayişin ihlaline vesile olmuyor. İnsanları ölüme sürükleyen bir maraz vücuda getiriyor. O da frengidir. Konya ve mülhakatı halkının nısfı bugün frengilidir. Onun için muvakkat kürek değil müebbet kürek istiyorum. Süleyman Sırrı Bey, Yozgat mebusu. Aşk olsun. Ali Şükrü Bey, Trabzon mebusu. Efendim bu kanun müzakere edilirken arkadaşlarımızdan birçokları söylediler bendeniz yalnız bir noktaya itiraz etmek istiyorum. Şu bir hadisedir. Yani taammüm etmeye başlamıştır. Bunu men etmek için kanun yapmak lazım mıdır, değil midir? Zannederim ki mesele bu değildir. Ortaya yerde bir kanun var, bir ceza var. O ceza mevcut olduğu halde yapılan işleri mene kafi gelmiyor. Mesele budur. Arkadaşımız ilmi bir konferans verler ve müstefid olduk. Fakat onun söylediği ilmi ruhu sahile henüz müspet ilim değildir. Rica edelim bugün Spencer böyle söyler, bir diğeri yanı söyler. Birçok mesaiyle fikirler yek bekleyeni nakızdır. Ben bugün Spencer'dan misal getiririm. Hiçbir kanun ruhi yoktur ki beşerin temayülatı nefsaniyesi itibariyle bir kanunu maddiyle tefrik edilmedikçe tatbik olabilsin. Spencer de büyük bir alimdir. Rica ederim. Dünkü Durkheim değildir. Bu itibarlar müsbet olmayan ve henüz esas olmadıkça bir olmadıkça birçok ulemanın üzerine ihtilaf ettiği meseleye bugün tatbiki muamele imkanı yoktur. Zaten bu esas burada değildir. Mesele mevcut olan bir cezanın teşridini talep etmektir. Sonra rica ederim. Bu hal zannediyorum ki esasında herkes müttefiktir. Memleket için bu adet, bünye içtimaiyemiz için en muzır bir haldir. Bunu menetmek lazım geliyor. Konferansa cevap vermiyorum. Yalnız adliye cümlenine cevap vermek istiyorum. Bir iki noktaya nazar gösteriyorlar. Bu ceza kafidir deniyor. Cezanın kafi olmadığı bugünkü şu vaziyetin teşettüyle anladık. Bunu anladıktan sonra bir diğer fiili işeni... Maddesinde ceza zayıf imiş. Bunda nispet yok imiş. O halde cezayı artıralım. O fenalığın önüne alalım. Üçüncüsü bununla uğraşılır mı uğraşılmaz mı meselesi efendiler. Cezri ve esaslı yapılan ıslahat, inkılabat zamanında olur. Çünkü alelade zamanlarda birçok e, müessirat, birçok menafi vardır ki tesadüm eder. Fakat ruhlar heyecanda bulunduğu sırada öyle hususi, şahsi, menafi, alel, eksel insanın fikrine uzak bulunur. Bu itibarla en ziyade içtimai bir noktaya nazar itibar, nazar itibarı alınır ve böyle fevri olarak verilecek makul kararlar ve büyük menfaatler tevlid eder. Onun için bendeniz şiddetle bunun daha fazla bir cezali tezliyesi taraftarıyım. Bundan başka bir şey söyleyeceğim efendim. Konya tarafında pek çok varmış gitmedim. Kendi daire intihabiyem olan Trabzon'da da görmedim. Fakat ben çoklarının şehadetiyle biliyorum ki Ramazan-ı Şerif'te cami şadravanında gençler oturuyor, içiyor, kız oynatıyor. Rica ederim. Hiçbir Hristiyan bunu memleketine yapmaz. Memleket yıkılıyor. Onun için ne kadar şiddet ceza mümkün ise hatta idam lazım ise yapalım. Bravo sesleri. Müzakere kafi sadaları. Müfid Efendi Kırşehir Mebusu. Bendeniz bunun esası hakkında söz söyleyecek değilim esasında memnuniyeti kabul etmişsindir. Elde mevcut bulunan kanuni ceza bu fiilin mezmum olduğunu ve pek çok fenalıklar tevlit ettiğini ve bundan dolayı senelerden beri birçok adamların öldüğünü kabul ederek bunlar hakkında kanuni cezanımızda bir maddi mahsusa vaziyetiyle tedavir itiraz edilmiş, şimdi itikab bu cürüm ile ceza arası bir nispeti adil aramak noktaya nazaran ortaya bir iştihat konmuş Encümeni Adliye buyuruyor ki kanun cezada mevcut olan maddedeki ceza bu cürme göre adil bir cezadır. Teklif sahibi Refik Bey biraderimiz diyorlar ki bu cürümle kendisi mahsus olan cezası bir nispeti adile yoktur. Çünkü Encümeni Adliye'nin iştişhad etmiş olduğu fiili şeni vakasında diğer cezayı başka surette tefsir etmek lazım gelirse orası ikiye ayrılmıştır. Birisi bir riza fiili şeni icrası, diğeri cebren icrası, cebren fiili şeni icrasını cinayet derecesine kabul etmiş, küreye vaaz etmiş, bir rizayı derecat üzerine taksim etmiş. O fiili şeni hakkında ceza fiili şeni men etmiyor. Binaenaleyh bunun hakkında cezada bunu etmez. Ancak sahibi teklifin sözü şudur ki kadın oynatmak meselesi yalnız bir cürüm tevlid etmiyor. Efendiler, kadın oynatmak için oraya birçok gençler toplanıyorlar. Orada işlet istimal olunuyor. Kadın oynatmak için evden babanın parasını eşyasını, eşyasını alıp çalıp satıp oraya getirip veriyor. Bundan dolayı cerrahim içtima ettiği zaman azamı cürme ceza vermek lazım geliyor. Rica ederim orada hırsızlık cürmü, işlet cürmü, kadın oynatmak cürmü, ahlaksızlık, medeniyetsizlik cürmü içtima ettiği halde bütün kainata karşı medeniyet İslamiye ile iftihar eden bu millet meclisi bütün milleli mütemeddinenin menettiği bu fiilin neticesinde tevellüd eden binlerce katil meselesinden dolayı teşdidi ceza çok mu görüyor? Binaenaleyh bu cürüm ile farkı halletmek için bu takrim bendeniz tekrar encümeni iadesine ve bunun bir iki saat safında değil gelerek celse-i ummiye teklif ederim. İsmail Şükrü Efendi Karahisar Sahip Mebusu Efendim bu meselenin dinen, ahlaken, mantıken, adeten mezmum ve feci olduğunu bütün refeka tasdik ediyor. Hakikaten bu memleketin bir İslam memleketi olduğunu her züvvarın nazarında parlatmak için bir misillu adatı feciyanın dinen muzı ve adatı İslami ile kabili telif olmayan bu hallerin bir an evvel kaldırılması lazım gelir. Maalesef Anadolu'nun hangi köyüne gitsek her köyünde böyle dinen yüzünüzü yere eğdirecek bu fena adeti ve fena ahlakı mevcut görürsünüz. Bunu men için bendenizce cezan teşdidini kafi görmüyorum. Ceza teşdid edilmeli fakat bunu men içi bu meseleyi takip için ayrıca buna mahsus kanun çıkarmalı. Çünkü bizim usulü muhakematı cezayemiz bu mesillü cürmün ispat ettirilip katiyet kes kesbettirilip bunun öne geçirmesine kafi değil. Bunun için bu müzakenin yevmi ahara talikini ve uzun uzadıya görüşerek ispatı katiyet ettirip bunun önüne geçirmesini ve meselenin kökünden lazım ıı kazınmasını teklif ve istirham ederim. Refik Bey Konya mebusu Bendenize işrak ediyorum. Daha esaslı düşünülsün ve şimdi sırasıdır. Muhiddin Baha Bey Bursa Mebusu. Efendim ne kadar istiyorum ki bugünkü münakaşalar uzun uzadıya asıl bizi meşgul etmesi lazım gelen marif meselesi için yapılmış olsun. Ben Ali Şükrü Bey ile Kavani Tabi'nin dedikleri kadar müpem, mütereddit ve meşkuk olduğunu kabul edenlerden değilim. Besim Atalay Bey'i buraya sevk edip bize konferans verdiren Ali Şükrü Bey'i buraya sevk edip ona tariz ettiren kanunu tabidir.'' Binale kavanini tabiyeyi ulu orta reddetmeyi bir hasali şükübeden beklemezdim. Evet o bir tabaka tül arz ilmindeki katiyete tehaiz değildir. Fakat ilmi ruhun bu zafiyeti nisbiyesi vardır. Ve o bir ilim halinde tedvin edilmiştir. Binale dertlerimizi esasından teşrih ve tedavi ettirmeye çalışırsak hayırlı olur. Ben cezan azlığını ve çokluğunu mevzuba hissetmekten ziyade cürmün esasını ortadan kaldırmak isterim. Bu meclis herhangi bir cürmü ortaya koyarak bunun kavanini tabiyeye adem-i riayetten tevellüt ettiği edildiğini, akkam-ı riayet edilmediğini söylemekten ziyade mesele esbab-ı hakikiye gibi esasen tetkik ve tamik etmek halletmelidir. Binale iddia ederim ki efendiler cezanın şiddeti fiili mezmumun men için kafi değildir. İddia ederim ki eğer o fiilin hukuka getirilmesini icap ettirecek ve icap ettiren esbab tabiye ve esbab-ı ruhiye ve içtimaiye bir memlekete mevcut ise siz ne kadar kanun yaparsınız yapınız, ne kadar şiddetli hareket edersiniz ediniz, onu reddetmeniz, onu menetmeniz imkanı. De değildir. Bey, biz bundan fazla münakaşa, fazla mücadele ediyoruz gibi görüyorum. Bir seni az gözlüm görmeyiniz efendim. Fakat biz kadın oynatanlara bu bir seneyi ceza vermiyoruz. Bendeniz Konya'da bulundum. Kadın oynattıkları pek müstekre ve fena bir halde. Refik Bey, Konya mebusu. Yalnız bir şey ilave edeceğim. Konya'yı bir misafir arz ediyorum. Her tarafa şamil olmuştur. Muhiddin Bahabey, devamla. Yani bu ahvalin en şini Konya'dadır. Fakat bir akşam bana bir evde bir kadın oynatıldığını... ...ertesi akşam yine aynı adamların oynattıklarını söylüyorlardı. Daha ertesi akşam keza demek ki ceza verilmiyor. Kadın oynatanlara ceza verin. Bir kere kadın oynatanı hapse atın. Ertesi gece yine bir başkasını hapse atın. Efendim Konya'da birkaç kişi oynatıyor? Yüz kişi mi bin kişi mi bir gecede kaç kişi oynatıyor? Üç yüz kişi mi? Üç yüzünde hapse tıkınız. Ertesi gece yine mi oynatıyorlar? Onları da tıkınız. O suretteki bir sene içine kadın oynatan kimse bırakmazsınız. Bunu tatbik etmeyip... İdam edeceğiz, 15'ine mahkum edeceğiz demeyi de ben doğru görmüyorum. Cezadaki nispeti adileyi istihfafla karşılamayınız. Biz eğer adil bu cihanda pek de görülmeyen adaleti hakikiyeye mevcut bahis etmiyorum. Anasının kucağından çocuğunu alıp götüren ve cebren bikrini izah eden adamla... Bir rıza oynayan kadınla onu oynatan bir adamı bir tutmayalım. Şimdi bize bir kanun teklif edilmiştir. Diyorlar ki kadın oynatanları muvakkaten küreye koyunuz. Sonra mevcut ve henüz bir kanun var. Orada cebren bir kadına fiili şeni irtikab eden muhakkaten küreye konur deniliyor. İnsaf buyurunuz. Bir kadını cebren aile ocağından alıyoruz. Bir kızcağıza hatta 18 yaşındaki bir kızı götürüyoruz. Cebren fiili şeni ve zina irtikab ettiriyoruz. Hatta fazla olarak onu oynatıyor da. Onu sefil ve perişan namuslu bir kadını namussuz yaptığımız halde aile ocağını zevcinin yanına bırakıyoruz. Sonra diğer taraftan sefil ürruh Zaten sefil, zaten ahlaksız bir kadın nefsini satmış, ortaya çıkmış beni oynatacak var mı diyor. Yine o kadar sefil ruh bir erkek, gel benim seninle oynatacağım diyor gidiyorlar. Bu iki şahıs arasında insaf buyurunuz bir nispet var mıdır? Süleyman Sırrı Bey, Yozgat mebusu. Evvel idam etmeli. Muhiddin Baha Bey, devamla. Eğer ceza azsa bizim ahval ruhiyemize tevafuk eder, yolda kanun cezanın ve paslı mahsusunu başta baştan tadil ederim. Fakat teklif eden madde kabul edemez. Doktor Suat Bey Kastamonu mebusu. Efendim bu maddeyi kanuni hakkında epeyce söz söylendi. Bendeniz bir noktayı hakkında tembihiratta bulunmak isterim. Herkes bilir, herkes işitir ki memleketimizde frengi günden güne taammüm etmekte ve her tarafa intişar etmekte ve neslimiz bundan zarar görmektedir. Frengi denilen bu hastalık belki 195-98 fuhuş suretini intikal eder. Pek nadir vaka, e, vaka dendir ki frengi hastalığı münesebatı cinsiye haricinden intikal eder ve onun içinde cürüm ve ceza alması mevzubayısı olunca cürüm meselesinde bir hasta bunun dikkat almasını rica ederim. Çünkü frengi eğer bu gizli fuhuştan sirayet ediyorsa ve gizli fuhuş mesainden biri de bu kadını oynatmak mesainden tekebin ediyorsa ki bu muhakkaktır. Bu meselede bu hususunda nazara dikkat alması lazımdır. İstatistiklerde görülmüştür ki bir hasta bir kadın 6 tane gence aynı zamanda frengi vermiştir. Bu da kadını oynatmak vakasından hadis olmuştur. Binaley bunun cezai kısımlarından evvel bir doktor bir hekim olmak itibarıyla memleketi tahrip eden ve içtimaiyatımızı kemiren bu müthiş hastalığın önüne almak meselesine bu meselenin de alakadar olduğunu arz ederim. Teşekkür ederiz sadaları. Reis, bir takri var. Abdullah Azmi Efendi Eskişehir Mebusu. Mesela me ünnan kalmıştır. Buna cevap verilmemiştir. Şerait-i cürmiye hakkında teklifler var. O meskut ünnan kalmıştır. Ona yıktan nazardan encümende iade edilmek lazım gelir. Takrir bu noktaya nazardan iade edilsin. Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu. Reis Bey, müsaade ederseniz mazbata mağrur olmak sıfatıyla biraz izahat vereyim. Reis. Buyurun efendim. Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu. Şimdi efendim kadın oynatmak meselesine zerre kadar akıl ve insafı olan her şahıs, her insan mutlaka bir tehdidi kanunun icrasıyla bu rezaleti ahlakiyen önüne geçmek vücub ve farizisini tabiatıyla hisseder ve esasen his olunduğu içindir ki kanunda yeri vardır. Şurasının nazarı dikkate alınız efendiler. Kanunda mevzubayı sonlanan her şey ahlaka münafidir. Kanunların esası ahlaktır. Onun için hem ahlaksızlığa karşı tayini ceza olunurken o ahlaksızın heyet işlemayesine ve cezarar ve ziyan ölçülür. Biz de onu ölçeceğiz. Bizim en büyük kusurlarımızdan bir tanesi kanunu çok olup da fiiliyatı bulunmayan bir memleketi bulmaktan ibarettir. Bizler meslekimiz olduğu halde birçok kanunun isimlerini bilebilmekten aciz kalıyoruz. Nerede kaldı muhteviyatını? Meclis evvel emirde bu noktaya nazardan muhakemesini yürütmelidir. Mevcut kanunu tatbik etmekten aciz bulunan e, bir heyet icraiyeye jandarma, polis, müddevi umumiye hakimle tatbik ettikleri dakikadan itibaren teddehüş edecekleri bir cezayı tatbik etmek, külfetini tahmil etmek, o kanunu keemlen yekûn adlı eylemek demektir. Divan-ı harpler esasen asker olmak itibarla şiddetli ile mükellef oldukları halde harbi umumi zamanda çıkan kanlarda şiddetli cezaları vermemek için divan-ı harp aza ve reisleri dolap kullanmaya merhamet kapısı açmaya bu surette kanun çiğnemeye mecbur olmuşlardır. Bir ses vazifelerini suismal etmişlerdir. Cürüm ile ceza beyninde adil bir nispetin bulunmaması hükkâmı e, lerzedar eder. Binaleyh vazifelerini türlü türlü suiistimali teşvik eder. Mehmet Şükrü Bey Karahisarı sahip mebusu. Hakimler cezayı ağırınca takdir ederler. Refik Şevket Bey devamla. Refik Bey'in dediği gibi terhi bile biz memleketi terhibiye edeceğimize kani isek dendiğiniz heyet umumiyemizi arz ediyorum. Kanunu cezada mevcut cerayimin hepsi idamdır diyelim. Buna isek ne harp kalır ne cerh kalır. Ne fuhuş kalır. Hiçbir şey kalmaz. Binali terhip e, keyfiyeti varit değildir. Cezanın çok olması ile tatbik olması güçleştirilir. Bu bizce mücerreptir. Ali Şükrü Bey buyuruyorlar ki cezi ıslahat fevkalade zamanlarda olur. Biz bu kanunu eğer bugün için yapıyorsak ben de sizinle beraberim. Kanun bu dakika için değil istikbal içindir. Eğer kanunu yapmaktan baksanız daima istikbali ...iklali göze almaktan neşet ediyorsa... ...diyebilirim ki... ...efendim bu üç sene kürek cezası... ...kabili teklif değildir. Saniyen efendim... ...kanunu cezada bir madde vardır. Tekriri cürüm meselesi. Bir adam... ...bir kadın oynattı. Cezası bir aydan... ...bir seneye kadar yani hakim... ...bir aydan bir seneye kadar ona ceza vermeye mezundur. Sebebi şekli İK ile... ...mürteki bir cürmün şahsiyeti... ...nazarı itibarı almaktır. Mesela ne için bir miralay kadın oynatmış olsun... ...ayıp değil mi? herkesi terbiyeli mükellef eden bir bu miralaya kadın oynatıyorsun diye hakim 8 ay ceza verebilir. Bir cahilin oynatması mukabil ise 1 ay verir. Bunun cehaletini esbabı muhafifeden ad eder. Bir memleketin hocası oynatmış, bir valisi oynatmış, bir kaymakamı oynatmış, hakim onlara ahval içtimaiyelerine nazar dikkat olarak ceza verebilir. Kaç sene işittik efendiler ki ferdi adi tekerrür cürmünden dolayı İki seneye mahkum edilmiş olsun ve bu surette kaç kadın işittik efendiler? Demek ki kanun var, e, tatbikat yoktur. Bizim vazifemiz bir defa tatbikat temin etmek olduğu halde muvaffak olamıyoruz. Tatbikatın da faide vermediğini görürsek o vakit tadil edelim efendim. Bizim vazifemiz ihtiyacat-ı ummiyeye etmektir. Sıhhati ummiyeyi, milliye muhafaza etmektir. Yoksa kürsüden havaya söz atmak değildir. Onun için bendiniz encümen namını söylüyorum. Encümende bu mesele mufassalan görüşüldü ve hatiyatımızın tatbikatın noksanlı olduğunu hususuna ittifak edildi. Nitekim müzakereden evvelde bir arkadaşımız söylüyordu. Türkiye'de mevcut kanunların %30 veya %40'ı tatbik olunsa ben bahtiyarım diyordu. Tatbikatın %40 raddesinde olduğu Kani olmadığımız bir memlekete rica ederim tatbik olunuyormuş gibi kanun tadilat ve ile uğraşacağımıza mevcudun tatbikatını isteyelim. Doğru sesi. Teklifi kanunda bir de haneler tabiri var efendim. Cihanda hüküm ferma olan bir de ahlaksızlık vardır. Kanunları yaparken vas vası tayi e, tezir olmamasını dikkat etmeliyiz. Hepimiz ufak ufak kazalardan geldik. Halkımızın halit ruhiyesini biliyoruz. En büyük ma marazımız birbirimizi çekememek ve bir tezvirdir. Her tarafta falanın zenginliği, falanın ağlığı, falanın efendiliği mutlaka diğerinin e, hasedini celbetmiştir. Rica ederim namus karani bir sünnetli bir aile diğer aileye gitmiş alt katta kadınlar oturuyor, üst katta erkekler oturuyor diye bir e, müzevirin gelip ihbar etmesiyle defaten arzu eder misiniz ki hanemiz bir e, tecavüze maruz kalsın. Polisler e, ...tarafından basılsın. binaley hane kaydı... ...zaten esas maddesi... ...vazı esnasında düşünmüş olduğundan... nazar itibara alınmamıştır. Ahlaksızlık illetiyle meydana çıkar. Hepimizin kendi kendimize... ...irtikap ettiğimiz ahlaksızlıklar vardır ki... ...meydana çıkmaz. Falan birisine karşı yalan söylese bu bir ahlaksızlıktır. Gıybet etsem yine bir ahlaksızlıktır. Fakat kanuna... E, ...geçmemiştir. Bunlar cezası... ...olmayan ahlaksızlıklardır. Binaenaleyh mümkün olmadığı kadar kanunu tanzim ederken yalnız mürtekibi cürüm olacak olanlar yüzünden husule gelecek tezvirat ve ifsadatı düşünelim. Başkalarının hukukunu ayaklar altına almayalım. Evvelimizde mevcudu tatbik edelim. Tatbikat neticesi bir faide haslı olmadığını gördüğümüz zaman cezayı teşhid ederiz. Teşhidi ceza şimdilik encümeni muafık görülmemiştir ve zannederim heyet muhteremenizin de bu noktaya nazar işrak edecektir. Sahihen şurasında ilave edelim ki kadın oynatanlar içerisinde maalesef jandarmalar ve polislerle bulunuyor. Memlekette e, ahlak ahlak umumiye muhafaza edecek olan jandarmalar, polisler kara oynatırlarsa hikamete müdde umumiliğini kim haber verecek ve onları kim sevk edecek? Vazife, e, vazife memuriyet ifa etmediklerinden dolayı mahkum edilmiş kaç tane polis gördük? Hırsızlıktan dolayı mahkum edilmiş kaç jandarma gördük? kara oyun hattında mahkum olmuş hangi bey veya efendiyi gördük? Bunları düşünmek sizin sanki makine muntazaman dönüyormuş gibi cezayı teşdit etmek bendenize muvaffak değildir. Onun için encümenin fikri arz ediyorum. Kanun tatbik olunmak için yapılıyor. Tatbik olunmayan kanunlar yok demektir. Refik Bey <laughs> misal gösterler. Sorarım Refik Bey'e. Acaba 200-300 kadını oynadığını işitecek Konya'da jandarma alay kumandanı polis müdürü yok muydu? Jandarma alay kumandanın jandarmaları yok muydu? Bu 300 kişiyi tevkif edemez miydi? Hiç olmazsa bunlardan 5-10 tanesi tahtı muhakeme al almamaz mıydı? Heyet hakime de e, bunların 300 kişi olmalarının esbabı ı müşiddi didelen addedersek hepsine birer sen ceza versiydi. Bu ikinci bir ikinci defa oynatmak imkanı kalır mıydı? Binaley, biz heyet-i teşhidi teşdidi ceza değil tatbiki ceza ahkamını kabul ederiz. Mevcut maddede Hmm, zaten hane meselesi nazar dikkate alınmamıştır. Biz o maddeyi kabul etmiş olduğumuzdan hane meselesine cevap vermek lazım değildir fikrindeyim. Heyet-i Ummiye'nin bu usta vereceği karar tabi bir karar değil, katidir. Abdullah Azmi Efendi'nin buyurdukları haneye dühul meselesini encümen bundan dolayı mazbatasına derç etmemiş demektir, etmemiştir. Buna cevap vermemiştir. Abdullah Azmi Efendi Eskişehir mi bulsun? Cevap verip de mucibe izah olan ciheti izah edebilir. Encümenin bu cihete cevap vermesi için teklifi kanun encümeni iade edilmeli ve encümen cevap vermeli. Bu cihetimiz müzakere etsin. Refik Şevket Bey devamla. Aynı maddeyi kabul ediyoruz. Espa bu mucibe derme yanına lüzum yoktur. Aynı maddeyi madem ki kabul ediyoruz kanun maddesi muhafaza ediyoruz demektir. Tekrar espa bu mucibe derme yanına lüzum yoktur. Reis. Efendim daha çok söz isteyenler var. Müzakerenin kifayetine karar vermesi isteyenler de var. Bir de kanun müzakeresi keyfiyetinin yem ahara talik teklifi de var. Müsaade buyurun evvela kifayet meselesini ondan sonra vakti ahara talik edilmesini müsaade buyurun. Bir de Müfit efendinin bir teklifi var. Encümeni iadesini talep etmişti. Tahsin Bey Aydın Mebusu. Hastalığın üzerine parmağımızı koyduğumuz zaman müzakere kesilmesin. Çünkü ben Deniz'in 30 senelik tecrübemden anladığıma göre bu kanunun icra olunmamasından dolayı bu vaziyete bulunuyoruz. Reis Pekala, müzakenin kifayetini reye koyacağız. Müzakenin kifayeti heyet-i ummiye reyine muhavveldir. Bu meselede müzakereyi kafi görenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Müzakere kafi görüldü. Şimdi efendim, müfid efendi teklifinin encümeni iadesini talep etmişti. Encümen de fikrini söyledi. Fikrini ısrar bildirdi. Tahsin Bey, Aydın Mebusu. Şimdi efendim, mevat tezekkür edilmek üzere encümenin iadesini talep ediyorum. Reis, efendim encümen iadesini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Encümenden ne müzakere edilecek sese? Gürültüler. Reis, şimdi efendim müsaade bölümü bir takdir var. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine kanunu cezadaki derecenin kifayet ve ademi kifayeti anlaşılmak üzere kara oynatmak adetinin en ziyade mutat bulunduğu anlaşılan Konya vilayetinde son bir sene zarfında kaç kişinin mahkum edildiğini bil muhabere muhabere icra vekili vasıtasıyla sual olmasını teklif ederim. 13 Mayıs 1336 Nuri Bey Bolu Mebusu Yalnız Konya değilse sevgürtüler. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine ceza kanununun 202. maddesi ikinci zeyline ait teklifi kanun şekli ati dairesine adilini teklif ederim. 1. Adab-ı Umiye mugayir olarak efrad-ı ahalinin muttali olabileceği bağ ve bahçe ve hanelerde kadın oynatan ve geziren eşhas her kim olursa bunlar... E, o, her kim olursa olsun bunlar ile bir ihtiyar oynayan kadınlar ve bunları muhafaza eden polis ve jandarmalarda müdde-i umumi huzuru ile aleme le innas 20 değnekten 50 değneğe kadar darbedilir. Handeler. 2. 2. Bu gibi eşhas hakkında verilen hükümler katı olup kabil istinaf ve temiz değildir. Mayıs 1336 Rifat Bey Konya Mebusu Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine iş bu kadın oynatma meselesi Anadolu'nun en mühim dertlerinden ve pek çok cinayatın mevlidi bulunduğundan iş bu mesele hakkında beyanlı fikir ve mütalada bulunmak ve çareyi halası araman kolay bir şey olmadığından encümen mazbatı suretinin bir tabı tevziinden bir gün sonra müzakere olmasını teklif eylerim. İsmail Şükrü Bey Karahisar'ı sahip mebusu. Feyze Efendi Malatya mebusu çok güzeldir çok muvaffıktır efendim. Müzakerenin kifayetine karar verildi sesleri. Huzuru Celil'in riyaset penahiye. Cebren bir bikri ba bali gaya fiili şeni icra edenlerin beş seneden akalli olmak üzere ve kız oynatanlarında dört aydan iki seneye kadar hapis cezası mücazatları için olbaptaki ve kanunun kanunuyla tasih edilmesini teklif ederim. Ferman. 13 Mayıs 1936 Hüseyin Bey Elaziz Mebusu. Riyaseti celileye. Mevki müzakere vaz edilen fuhşiyat meselesinin bir defa ile encümen-i şeriyece kını Badehu mevki müzakere vazı kanunu teklif ederim. 13 Mayıs 1936 İbrahim Bey İsparta mebusu. Reis, şimdi efendim takrirlere koyacağım. Katip Haydar Bey, Bolu mebusu Nuri Bey'in takrini tekrar okudu. Reis, kabul edenler ellerini kaldırsın. Eller kalkmaz. Reddedildi efendim. Katip Haydar Bey, Konya mebusu Rifat Bey'in takrini okudu. Reis, kabul edenler ellerini kaldırsın. Eller kalkmaz. Reddedildi efendim. Katip Haydar Bey, İsmail Şükrü Efendi'nin takrini tekrar okudu. Reis, kabul edenler ellerini kaldırsın. Eller kalkmaz. Kabul edilmedi efendim. Katip Haydar Bey, Elaziz Mebusu Hüseyin Bey'in takrini tekrar okudu. Reis, kabul edenler ellerini kaldırsın. Eller kalkmaz. Reddedildi efendim. Katip Haydar Bey, İsparta Mebusu İbrahim Bey'in takrini tekrar okudu. Reis, kabul edenler ellerini kaldırsın. Eller kalkmaz. Kabul edinmedi efendim. Refik Bey, Konya mebusu. Tadil fikrimiz reddolunmadı efendim. Reis, encümenin teklifi ne diyor? Okuyun. Adli encümenin mazbatası tekrar okundu. Refik Bey, Konya mebusu. Encümen defaatle noktaya nazarını gösterdi. Reddediyor. Reis, encümenin fikrini kabul edenler ellerini kaldırsın. Sayacağız bakalım. Ekseriyet nedir? Sayılarak 63 rey. Refik Bey... Konya mebusu. Lütfen bir daha tekrar buyurun reis beyefendi. Reis aksini koyuyorum. Reddedenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Encümenin fikrini reddedenler sayılarak 43 reyhası oluyor. Encümenin teklifi kabul edildi. Akışlar. Efendim müsaade buyurun. Cumartesi günü malum haliniz Güzel İzmir'imizin Yulanlar tarafından işgali günüdür. Bu cumartesi günü ona karşı millet meclisi ihtisasatını ve bu halseyi nasıl reddettiğini ilan eyleyebilmesi için iştima bu mesele hazır edeceğiz. Onun için cumartesi günü Bade zeval saat 2'de iştima ad edeceğiz efendim. Saat 6'yı çeyrek geçe sonra da celsi hitam verildi.